Yakaladım. Date time. Şu anki tarih eşittir. Date time nokta ne yap arkadaşlar? Date time tipinde bir değişken oluşturduğum için burada herhangi bir string'e çevirmemize gerek yok. Eğer string olsaydı ben bunu string olarak buraya atmak zorunda kalacaktım ama string'le oluşturmuyoruz arkadaşlar. Tarihsel veriyi bozmamak adına. Çünkü farkını alacağız. Ve yeni bir doğum tarihimizi yakalayacağız. Onu da şu şekilde küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Anlık zamandan bağımsız olarak yeni bir tarih üretmek için biraz daha aşağı yazacağım. Üretmek için aşağıdaki kod bloğunu kullanabilirsiniz. Kod bloğu sırasıyla sizden yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye ister. Ancak saat, dakika ve saniye opsiyoneldir. Yazmasak da olur. Hemen altına date time, doğum tarihi diyelim. Buraya doğum tarihimizi yazacağız arkadaşlar. Ama date time now bize şu anki tarihi veriyordu. Ama biz kendimiz bir tarih yazmak istiyoruz. O tarihle arasındaki farkı almak adına biz bir tarih belirlemek istiyoruz. Tarih belirlemek için date time, doğum tarihi dedim adına. Yeni bir tarih yapacaksak new date time diyoruz arkadaşlar. Yeni bir tarih. Açıyoruz parantezimizi. Burada overloadlarımız var arkadaşlar. Kullanacağımız overload 4. overload. Integer tipinde bizden yılı, integer tipinde month, ayı ve günü ister. Ve şurada 6. overload da var. Burada da yıl, ay, gün, aynı zamanda saat, dakika ve saniye ile yazabiliriz. 6. overload'u kullanalım biz o zaman. Yıla örneğin yazıyorum 1970 yazdım. Ayına 05 yazdım. Gününe 29 yazıyorum. Saati öğlen 2:14. Dakika 45. Saniyede 56 yazıyorum. Ve burada şu an bir tarih belirledik arkadaşlar. Şimdi arasındaki farkı alabiliriz. Fark almak için kullanacağımız nesne de şurada açıklamış olduğum time span nesnesidir arkadaşlar. Time span yazıyorum. Zaman farkı diyorum adına. Şu anki tarih ile eksi doğum tarihi arkadaşlar. Şu anki tarihten doğum tarihimizi çıkartacak. Ve gününü yakalamamız gerekecek. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Integer tipinde bir değişken oluşturacağız günü alacağımız için. Toplam gün diyorum. Buradan gelen şuradaki farkı aldık. Zaman farkı adlı değişken içerisine, time span içerisine yolladık. Buradan da artık time span özelliklerini kullanabileceğiz. Bunu kullanmak için değişkenimizin adını yazalım. Zaman farkı nokta days arkadaşlar. Güne ulaşmak adına. Days yapıyorum. Ve artık noktalı virgülle sonlandırabilirim. LBL pardon şuraya oluşturmamışız. Buraya bir label daha koyuyoruz. Buraya kaç gündür yaşıyorsunuz yazalım. İkinci label'ımızda da LBL kaç gündür yaşıyorsun name'ine böyle bir isim verelim. Artık şunu yapabiliriz. LBL kaç gündür yaşıyorsun text'ine toplam bir string birleştirmesi toplam gün kadar buradan gelecek gün kadar gündür yaşıyorsunuz yazdıralım. Örneğin buradaki farkı buldu. Bu farkın gün olarak gün bazında aldı. Örneğin işte 3000 gün sayısı var. Ona geldi buraya attı integer olarak 3000 diye. Sonra biz burada string birleştirmesi yaparak toplam 3000 gündür yaşıyorsunuz değerini yazdırdık örnek olarak. Bakalım 1970 5. ayın 29'u saat 14:45:56'da doğan birisiyle şu anki arasındaki farkı alalım. Kaç gündür yaşıyormuş öğrenelim.
Timespan diyorum. Toplam 15.434 gündür yaşıyorsunuz. 1970, 5. yılın 29 doğumlu birisi şu an 15.434 gündür yaşıyor. Evet arkadaşlar, Timespan özelliğinde nesnemizi de gösterdim. Form 1'de örneklerimiz bu kadardı. Datetime ve Timespan'ları gösterdim arkadaşlar. Datetime konumuz bitti. Şimdi Timer konumuza geçiş yapacağım. Ama bunu ayrı bir formda yapmak istiyorum. O yüzden Datetime Timer adlı projemize sağ tuş add new item diyerek yeni bir Windows Forms oluşturuyorum arkadaşlar. Form 2 olarak ve Form 1'i artık kapatabilirim. Program CSS'de Form 2'nin artık çalışacağını söylüyorum. Uygulamayı başlattığımız zaman ve formumuzun ayarlarına gelelim. Bunun boyutunu Width'in 360, Height'in de 180 yapalım. Ve şurada arkadaşlar bakın uygulamaya çalıştırıyorum. Şöyle buna bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi form büyüyor arkadaşlar. Ve buradan tutup istediğimiz gibi büyütebiliyoruz. Ben bunu form başladığı zaman örneğin 360'a 180 yapmıştık boyutlarını ve bu şekilde kalmasını istiyorum. Yani buradan tutup büyütmek istemiyorum ve şuradaki büyütme simgesini de ben pasif hale getirmek istiyorum. Yani buraya tıklanamaz hale getirmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Hemen göstereyim. Formun Properties panelinden 360'a 180 yapmıştık. Şurada arkadaşlar bakın. Minimum size var. Minimum boyutu. Burayı da 360'a 180 yapıyorum. Ve maksimum boyutu. Burayı da arkadaşlar 360'a 180 yapıyorum. Şunlar şöyle bir bozuldu. Şunları tekrardan düzenliyorum. Tamamdır. Şu an maksimum size 360'a 180, minimum size 360'a 180 ve şu anki boyutu size 360'a 180 arkadaşlar. Ve şu an uygulamamızı çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi yine çıkıyor ama hiçbir şekilde ne küçültüyorum ne büyütebiliyorum arkadaşlar. Minimumu da ve maksimumu da yazdığım için hem küçültemiyorum hem büyütemiyorum. Aynı şekilde kalıyor. Ama tekrardan çalıştırayım. Buna bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi büyütmüyor ama bu tarafa alıyor. Büyütmüş gibi işlem yapıyor. O yüzden benim buradaki simgeyi de pasif hale getirmem gerekiyor. Onu da şu şekilde arkadaşlar. Maximize box diye bir şey var. True halinde. Bunu false hale getirdiğim zaman görmüş olduğunuz gibi burada söndü zaten. Pasif hale getirdi. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde tıklayamıyorum artık. Böyle bir form ayarladık. Şimdi buranın arka plan rengini, back color'ını maroon yapalım arkadaşlar. Başka yapabileceğim şeylerden birine bakıyorum. Şu anlık yok. Bu şekilde kalsın. Bir tane label atalım arkadaşlar formumuza. Label'ın özellikleri yazı tipi konsolası olsun. Boyutu 48 olsun. Bold yapalım arkadaşlar bir de. Char seti 0 yapalım. Yazının font rengi white olsun, beyaz olsun arkadaşlar. Ve name'ine de LBL zaman diyelim. Ve artık arkadaşlar şunu şöyle ortaya yazdıktan sonra bunun text'ini silelim arkadaşlar. Burada bir label'ımız var. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey şu. Uygulamayı çalıştırdığımız anda bir timer olması gerekiyor. Yani nedir? Bir zaman sayar bir şey ol. Yani zaman sayar diyeyim ben ona. Bir zamanlayıcı olacak. Uygulamayı başlattığımız zaman bu zamanlayıcı tetiklenecek ve tetiklenen zamanlayıcının altında burada label'ımıza her saniyeyi yazdırmak istiyoruz. Yani her bir saniyede bir burası artık
o anki saati saniyesine kadar yazdırmak istiyoruz. Onu yapalım. Onu nasıl yapacağız? Öncelikle arkadaşlar toolbox'ımızdan biraz şöyle aşağı indikten sonra Components başlığı altında timer'ı göreceksiniz arkadaşlar. Yanında saat simgesi var. Bunu sürükleyip formun üzerine bırakıyorum. Şurada aşağıda görmüş olduğunuz gibi timer 1 adında oluşturdu. Buna tıkladıktan sonra F4 Properties'ine geldim bunun. Ve name'ini timer'ın kısaltması TMR saatçi yapıyorum. Interval'ını arkadaşlar ne zamanda bir tetiklenecek, kaç ms süresinde bir 1000 yapıyorum arkadaşlar. 1000 ms 1 saniye işarettir. 10.000 ms 10.000 ms de 10.000 interval'da 10 saniyedir. Ben 1 saniyede bir tetikleneceği için 1000 yapıyorum arkadaşlar bunu ve form açıldığı anda bu timer'da direkt tetiklenmesi için bunu direkt enable'ını true yapıyorum arkadaşlar. Herhangi bir kod yazmama gerekmeyecek. Form açıldığı anda burası tetiklenecek. Ve artık bu tetiklendiği anda bazı işlemler yaptıracağız. Onu da şu şekilde timer saatçiye eventlarına bakarsak tick eventi var arkadaşlar. Her tickte yani interval'a girdiğimiz sayı 1000 ise yani 1 saniye her 1 saniyede yapacağı işlemi tetikleyeceğiz arkadaşlar tick eventına. Çift tıklıyorum tick eventına düştük. Burada arkadaşlar her 1000 interval'da bir yani 1 saniyede bir LBL zaman adlı text box'ımızın text'ine date time nesnesinden now to long time string arkadaşlar uzunca zaman birimini yazdıracağız.